Evet dostlar, hepiniz bir Farming Simulator bölümüne daha hoş geldiniz. Agalar, bildiğiniz üzere buğday hasadındaydık. Maşallah bu odayımızı biçiyorduk cayca. Bugün son tarlanın biçimine başladım ben. Birer depo attım, hatta ikinci depoları doldurdum. Şimdi onları boşaltmaya gidiyoruz. Ben şimdi oraya giderken sizlerden ricam, bölüme bir like atalım. Öyle güzel olsun, hoş olsun. Abone değilsek abone olalım. Like'ımızı atalım. Sonra da tarlamıza doğru yol alalım hacı. Buradan traktör alalım gidelim. Şimdi birer depo attı zaten biçerler. Ben kayda almadım hani. Yoksa buradan bir bölüm daha tarla biçecektik. Yani dedim gerek yok reis. Birinci depoları boşalttılar. İkinci depoları doldurdular. Şimdi ikinci depoları da boşaltacağız. Büyük ihtimalle üçüncü depoya gerek kalmayacak derken hani doldurmadı herhalde üçüncü depoyu da ya. Çünkü epey bir biçtim ben yani burada. Abi çarlarım da orada. 17 ton mu varmış? 17 ton varsa 17'nin yarısı kaç gençler? Şimdi benim matematiğim süper olduğu için bak, milisaniyeler içerisinde hesaplayacağım şimdi dayanı. 7'nin yarısı 3,5. 10'un yarısı 5. 8,5 ton mal alıyor dayı bununla. Hatta 8 ton 600. İnanmıyorsanız bakalım. Tam 8 ton 600 litre buğday alıyor bir depo. Tamam, ben matematiğim süperdir ya. Hop, o boşa alırken ben şunun deposunu göstereyim size. Baba biliyor ya, bu sporu yapıyoruz biz babuş, boşa konuşmuyoruz ya. Estetik mestetik yok abi, erkeklerle gezdik abi. Şimdi what dedim gülüm, bir tanesinin deposunu tam alamadık, remote olacak. Neyse ya, sıkıntı yok. Aa, zaten şu kadar yer bir şey işte. Oğlum onu bile yarıya getirdi lan. Ne varmış maşallah lan. Bekle dur şöyle yapalım. Hı, valla 8'e F20'liyor dayı. Bugün buranın balyasıyla uğraşacağız zaten. Balya işine girişeceğiz ama bunu ufaktan hızlıca halledelim. Bak bu şey yaparken bina ve fencing birine. Bu arada fentlerden modifiyeli halleri geliyor çok yakında, hatta bir dahaki bölüme gelmiş olur. Çok güzel detaylar geliyor abi, özellikle hani söylemeyeyim ya da sürpriz olsun. Geçen bölüm söyledim de şimdi bir daha söylemeyeyim. Geçen bölümü izlemeyen adam gitsin izlesin, bana ne yani. Niye söyleyip yani şey yapayım. İzleyen adam biliyordur zaten, benim içim dışım bilir yani. Ben tanıyan adam da bilir, izleyen adam da bilir yani. İkisini birden yapar zaten, direkt yani aklımdan söyler yani, tamam şunu yapacağız der. Burada epey bir işçiden dolayı bayağı bir cırmaladım. O yüzden balyasını basarken biraz uğraştıracak biz burası. Hatta şöyle yapalım da sıra düzlensin ya. Yamuk çiz burada. Hop, gel bakayım şimdi. Gel abi gel 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 gel, yak tepelenmemiz ya, tepelenmesi yanmıyor mu, içer mi olur ya? Şu durumu da biraz indirelim. Ah bak aslanım, benim keyfim nasıl içeride, bak fısır fısır koltuk zıplıyor ya. Böyle babuş. Niye yamuk giriyor? Bizde de tutuyor reis yani, işçiler falan. Neyse bu düz gider zaten, düzler kendini. Şu arkadaşı da biz işçiye verelim. Hemen remote'ları boşaltmaya gidelim. O esnada. Bu da yamuk gidecek. Düzlesin şurayı madem. Kalana gidelim, bir daha döneriz. Yapacak hiçbir şey yok. Orayı canını çıkarıyor. Ha. Bunu kapatalım arka camı.
Demek ki diğer 54 50 ile falan gelsek gömüleceğimiz. Abi heyra. Tamam, o sırayı düz dersin, gitsin böyle. Burada ben gelmiş olurum o esnada. Şimdi düşündüm çarpışma ihtimali ne diye düşündüm şöyle bir. Ya şuradan yol bel yok mu ya? Yol olayı iyiydi. Traktör çekmiyor yoksa. Şöyle yapalım bir deneyim. Şuradan yola çıkalım çünkü patinaj alacağım diye yürüyemiyorum traktör. Ah şöyle sert yere tutundu mu gideriz yalnız. Hop, nasıl fark et? Şöyle şuradan gidelim. Tarlanın şu sert kenarından, yani tarlanın sınırından. Hoppala atla. La oğlum yat masa, hiçbir şey yok. Vallahi billahi şu öndeki remorktan dolayı yattım orada. Arkadaşlar da bir şey yoktu. Dur oğlum. Elin tağlasında mahvetti denizden. Hep sizin yüzünüzden gençler bunlar. İyi makineler cayır cayır çalışıyor. Şimdi traktörün de tek teker sert yerden gittiği için fazla patinaj almıyor. O da bizim için iyi oldu. Ama tepelanmalarımız yanmıyor. Arka camımız kapalı. Böyle normal. Bu çiftçilik dediğim böyle yürümez yani arkadaşlar. Bunlar çok önemli detaylar. Yol bel yok mu ya vurlar? Hızımız düşüyor. Şöyle şuraya çıkartalım yine. Tek tekerimiz şeyden gitsin, sert yerden gitsin. Yoksa yavaşlıyor. Dayı bizim için hız her şeyden önemli. Biz büyük ihtimalle boşalıp gelene kadar bunu burayı biçe. Sonra bali işlemine geçeceğiz. Yapıştır lan. Arkadaki ramorklar nasıl vallahi beşik gibi sallanıyor herhalde. Nasıl? Aa, sancak gibi sallanıyor. At da dörtlüğü de at. Bak şöyle. Tamam düz yere çektim zaten traktör hızlanmaya başladı artık bunun. Şuradaki arazimizde biçtik. Zaten bildiğiniz üzere geçen bölüm. Dönüşlerde yavaş oluyoruz abi. Çünkü önlük ama aşırı yükten dolayı devrilme ihtimali yüksek onu. Alan şuradan açık geniş alalım şöyle. Yoksa arkadaki kanala göre devrilir. Başımız değişecek. Tamam kurtardı. Hem bu ucuna kurtardı. Arka teker tam böyle çukura giriyordu. Son anda kurtardı. 31 tonda yükümüz var. Ya yaklaşık 100 tona yakın buğdayımız var burada. Un fabrikası açsak anasını satayım. Onun tonu 1 milyar olsa 100 milyar bir şey para değilmiş boş. Onun tonunun yine 3 milyar olması lazım. 3000 euro olması lazım. Bakalım sıkıntı yok. Abi ben yapıyorum bunu ya. Adamın da bahçesini fazla çiğnemem. Pancar ekmiş, çekirdek ekmiş. O ne la? Orada değişik bir şey var da onun ne olduğunu bilemedim. Bir tanesinin deposunu zaten hepsini boşaltamadık. O yüzden %84 olmuş bile. O yüzden daha hızlı olmamız lazım. Yapıştır. Dip gaz. Burası da balya basınca burada ot çıkmış artık. Bekleye bekleye dayı. %86. %87. Geliyorum dur. Dolma. Hazır ol. Dön şöyle. Hop tamam.
Estetik, mestetik yok abi. %92 oldu hadi lan. Çüş. Bir tanesi %52 olmuş. Ya bunu boşa aldana kadar vay yavrum. Bunu işçiden çıkartayım ben abi. İşçi zaten burayı biçiyor. Ben de şurada kalan yeri biçeyim. Zaten %92'si doluymuş. Bakın diyor. Teres onu bir şey. Ya makineler çalışıyor ya. Bak kamera modu yükleyeceğim unuttum. %90 5 veya %96 olur buradan ben başa çıkana kadar. Yani buradan yaklaşık diğerinden birkaç ton var bilmiyorum tabi. %96 oldu lan ben yapıyorum bu sporu gençler ya. Geliyor geliyor havalı geliyor güzelliğine dillere destan havalı geliyor bas gaza. Babuş sen o taraftan mı geleceksin? Merhabalar. Böyle. Ama kaldı arada. Olmaz böyle ya. Ya bak şimdi orada kaldı. Oldu mu ya? Lan bütün tarlayı biçtiğimiz boşa gitti. Şimdi orada kaldı. Gördün mü? Bak bir daha dön git şey. Yani böyle olmaz ama ya lütfen ya. Ya da borumuzu açalım. İlan dağına kar yağmış. Emir dağı duman olmuş. Oğlum bizde para yok. Bizim balya makinesi almamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Hiç onu ben hesaba katmadım. 90 bin e bulursak alırız. Hatta o boş alırken biz şuradan balya makinesinin fiyatlarına bakalım. Bu arada büyük balya yapacağız. Totalde 3 tane yorum gördüm abi. Büyük balya yap diyen 3 kişiyi gördüm. O yüzden büyük yapıyoruz. Ya benim de gönlüm zaten büyükten yanaydı. Çünkü küçük bayağı uğraştırır aga bizi. 90 bine balya makinesi yok. Nasıl olacak o iş? Ya o reis zaten bir daha balya ile falan uğraşmayacağız. Olmadı kiralarız ya. Case. Bu ne? Absürt bir şeymiş la. Yani içerideki şeylerde hatta satışa gitsek mi ki? Neyse bir dahaki bölüm derim. Bu bölüm balyayı yetiştirmek için istiyorum çünkü. Bu bölüm balyasını basarsak bir dahaki bölüm toplarız, sürümüne başlarız, sonra ekim yapacağız. Ve en arkadaki remorku götürmeye gerek yok. Yok yok. Bu ikisi yeterli olur abi. O kadar hızlı çalıştırmışken bile hani 15 dakika sürdü yani gençler görüyor musunuz? Ben o tarlanın tamamını ben videoda biçmeye kalksam yani 40 dakika sürer oranın biçimi en kısa süre olarak yani 40 dakika sonra da balyaya başlasak ne olacak yani? Şurada ne ekmiş birazdan bakacağım dayı. Saygınlar. Hop oğlum elin tarlasına girmeyelim lan.
Parlıyor, baktım şöyle bir gözüme, hoş geldi bir an, satın alsam mı diye baktım, almayacağım. Yapıştır. Bu arada Ferguson'umu da tam 1 saate gelmiş. 1 saat mi? Yani 1 saat boyunca bu traktör şey yaptı yani. Buğday taşıdı. Başka hiçbir iş yapmadık çünkü daha. Düşün yani 1 saat boyunca ne oluyor lan? 1 saat boyunca sadece buğday taşıyan traktörümüz var abi, helal olsun. Ki halen daha bitmedi ya. 1,1 saate gelir birazdan. Güldür 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 güldür. Ya orayı şu şöyle bir saat takıcı, tamam, direkt sezon finaline gideriz. Yani bir saat boyunca böyle bekleyeceğiz. Bu da dökecek böyle. Direkt sezon finali. Bir dahaki bölüm. Yani. Bir bölüm bunun boşaltmasını bekleyeceğiz zaten. Öbür bölümde satışa gideceğiz. Bitti, bu kadar. Arkada gram olsa gerek varmış, almalı. Aa, gerek yokmuş arkada gramor falan. Bunu bile doldurmadı. %91 yap. Yani şuralardan gidelim de samanı fazla üstünde patinaj çekmeyelim. Delik deşik etti zaten tarlayı. No. Oho. Keşke yani arkadaki remorkla geleyim şurada. Ya sen ne zorladın bizi be? Ya da yarısını keşke arkadaki remorka boşaldık. Hepsini bunu dökmeseydik de olurmuş. Ne baksana nasıl uğraştırıyor. Şu arkadakini sağ. Yani şöyle yapalım. Ha, bunu da böyle yaparsak kolan yere işte. Aa. Güzel memeye yemin mi ettin arkadaşım sen? Çevir şöyle. Oğlum çevir. Tam şöyle ucundan tutarsam çevrilir. La tam geldi. Takamadan geri kaydıramadım. Neyse. Hadi gidelim. Aa, adam mısırı biçti lan biz. Şey yapana kadar. İyi, patinajı almadığım sürece şuradan şöyle gidelim yani, yoldan gitmemize gerek yok. Estetik mestetik yok abi. Çiklerle geldik abi. Ama biz yine geçeceğiz ki, ne alaka ya. Oo. Hem de patronaj çek elin sağlasında. Bak halen daha çekiyor. Hey, biz niye böyle bir şey yaptık? Hayır, niye niye? Şuradan şöyle girelim de bari. Ne güzel, git yoluna. Sen ne edeceğini, tarladan tabandan gideyim ki, değil mi ya? Tık 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 şu dörtlüyü de kapatalım. Daha biz balyaya başlayacağız, daha edeceğiz. Oho, daha bir çerliğe geldik çiftliğe. Adamların da kapısının önünden geçip duruyor. Bak sen, benim kapının önünden biri sürekli böyle cayır cayır geçip duracak, severim ya herhalde.
Abi Bali'yi bu bölüme yetiştiremeyebiliriz yani gençler. Çüş. Nereye gidiyorsun? Durduramadık. Hızını almış gidiyor valla Efe. Valla tam olmayacak yerde şey komşuz ya. Şöyle yapsam yemedi be. Abi böyle yanaş mıydı denesem peki? Aa da yaptık. Dayı onları boşaltsın. İçeriler tek tek elimle götürürüm. Yani şimdi işçiye versem işçi zaten uğraştıracak duracak. En azından işçiyle uğraşacağım vakitte gider gelirim yani ikisini de götürürüm. Aman dayı patates ağlar çamur olur adam yine sulamış olur gömersin bir de bununla uğraşmıyor. Yak da falan bana sen gayrı git işte burada. Bakalım kaydımızda bir şey yok derken abi kayda bakacağım derken kadar ya. Burası böyle miydi lan? Ha tamam, şunda tamam, böyle. Yola böyle de sığmıyor lan. İkinci elde ne var lan? Bir anda aklıma geldi. Bize yarayacak bir şey yok. Bir an dedim lavalya makinesi var. Olsa. Mükemmel olmaz mıydı? Bas. Ya mecbur kiralayacağız abi balya makinesini. Ya küçük balya olsa satın alırdık da. Ya büyük olunca şimdi yani 150 bin dolarımız yok ama euromuz yok. Zaten olsa da vermek mantıksız olur. Çünkü bir daha buğday balyasını yapmayız ya. Soya ya da mısır yaparız. Benim en iyi para onlar dedi kan oluyor. Aa, buraya bile doğru sığıyor usta bu. ...1.4 saate gelmiş bu arkadaşlar. Bu kapıdan girmez bu. Aa, bu kapıdan buradan girer de burada nereye koyacaksın? Burada da koyacak yer yok. Mecbur arka kapıya dolanacağız. Çünkü arka bahçeye koymamız lazım. Reis bu biçerler. Ön bahçede alan daraltır sadece. İyi adamın ay çiçekler büyüyormuş. Allah'ın görersin şu köpü bir tane de şu çiftliğe köpek bağlamadık şuradan falan hırlı hırsız gelsen kendi evi gibi girer gider kapıyı bacayı dört baş böyle hiç içerin yeri şurası usta içerilerin yeri burası. Yakalım depolanmamızı.
Dur bakayım ha. Önümü görmüyorum dayı. Nerede o dur. Dur bakayım. Nerede lan bu? Şurada da olabilir. Ya kokpit şöyle şey duruyor ya. Şöyle baktığınızda görüş açısında şey var sadece. Ön panjur var da ben ne yapacağım buraya? Ben bir yolu görmem lazım ben burada. Kafamı yiyorum ya gerçek hayatta ya. Nerede? Dinamik araç kamerasına yer açalım. Dinamik araç kamerasını açınca daha da beter olayım. Kesinlikle şey lazım bize. Kamera modu lazım. Adilinden. O demir neymiş la orada öyle? Allah Allah. Şimdi fark ettim de o demirin olduğunu. Hadi şunlar neyse ama orada olmuş mu ya? Allah'ın kızını açalım. Bir bakayım onu siperle keselim bari. Yani bu içeride sadece şu önümü görememe olayından hariç yani süper bir içeride yani çok hoşuma gidiyor. Onun da kamera moduyla çözdükten sonra vallahi yine mükemmel oldu. Zaten baktığınızda ön taraf biraz daha basık gibi duruyor. Buradan sağa sola takılmadan bir kere de geçer miyiz lan? Geçtik ya. Diyerken Roma ağzımı açtım taktım. Ya niye bu kadar dar edersin? Dayı bunu. Köy lan anasını satayım burası. Bunu her çekeceğim. Burada geçeceğim. İçeri geçeceğim. Kette de geçeceğim. Ha bu içeri böyle gide koysun. Şuradan şeye bakacağım. 100 bin litre mi? Oğlum 100 bin litreden fazladır lan. Tam 100 bin litre mi? Dur la vakit kaybetmeyelim dur dur. Yarım saat oldu biz halen daha ne banyoya girsem ne bir şey yapalım. Bak şöyle, onun orada dursun. Ula oğlum sen niye uzatmadın? Burada. Ha, şeyin deposu dolmuş lan. Bizim silo dolmuş komple. Dördü de dolmuş mu? Vay be. Bunlar gel dördünde de şu an buğday var ve dışarıda dedim hala buğdayımız da var. Neyse balya makinesi kiralayacağız şimdi. Bir de şey lazım bir de. Dur bakayım. Gel la buraya. Yat durma evde. AB'ni takip et şöyle tamam. Onu değil. Ha onu. 25 metre ne oğlum? Çok 25 metre. 5 metre arkasına takip et işte. Ya oğlum gidelim. İyi tamam traktörde düzgün çalışıyor en azından modum. Dediğim gibi bir çerdiverde yani sıkıntılı çalışma sebebi şey büyük ihtimalle. Ama iyi yani devirme şurada traktörü bir de. İş çıkana bak. İyi güzel kullanıyor ya. Şimdik. Bro pa. Bro.
Muro Hacı Hüseyin Uçurt direkt şunlardan mı? Yok lan. Onlar çok abes duruyor, bir de traktör çok zorluyor. Casing'ini alacağız çünkü bizim mahsiye kırmızı. Önemi yok ona. 8000 kirasına para verdim bunu. Şuradan da nomlu yapıcılardan reis. Aa, bunu satın alalım. Bu lazım olur çünkü. Dur burada. Biz namlu yapacağız. İşçi de bale yapacak abi. Gel cengaver. Olmadı. Şimdi aldık. İlk tarlamıza doğru şöyle çift makine bir çıkalım yola. O da arkadan geliyor. Mecbur 8S balya makinesiyle arkadan gelecek. Biz de önden namlu yapacağız. O yüzden. Ay, yiyelim, ne diyorsun? Taktın mı hem de? Aferin sana. Üç sırayı topluyor musun peki sen? Yok, üç sırayı yemez bu da. O yüzden iki sırayı topluyor. O da güzel, o da güzel. Hiç yoktan iyidir. Hemen şöyle. Bu da balyalama işlemine geçsin. Takip et lan. 10 metre arkasından git. Hadi gidelim. Gidek gidek gel gidek Adana'ya gel gidek. Adana güzel memleket. Hele kardeş kalk gidek. Böylelikle kaç sıra var mesela şurada? 3, 6, 7 sıra var. Yani 7 kere gideceğim siz, 3,5 kere gideceğiz. Yani traktörlerde düzgün çalışıyor en azından mod ki, yani böyle büyük arazilerde iş görüyor değil. Yani esasında namlu yapışkın daha büyüğü olsa 3 sıra götürür. Git cengelin tabi o daha mantıklı olur da işte para yok. O da şeye de gerek yok. Para para para. Para da para para. Ne paraymış ki arkadaş. Daha 3. bölümden para demeye başladıysak işimiz bağlayız. Ama siloda 100 ton malımız var. Bir dakika la, bu da 627 mi? Oğlum 60 bin lira para ediyor lan. Samanın litresi ne kadar? Yani tonu. Saman 70 bin. Ben atmayız oğlum, ne gerek var ya. İlk balyasını da çıkarttık.
Buradan ben T6 ile 3 remork zorlayan çıktıydım valla. İleri geri ileri geri. Gömülüyor bir de o gücü de yetmiyordu. Evet, ikinci balyona çıktı. Dönüşlerde düzgün yaptığı sürece benim için hiçbir sorun, problem kalmıyor. Şimdi biraz bekleyeceğim. Yani aşırı uzaklaştığımız zaman şey yapmayabilir. Mod devre dışı kalabilir. O yüzden biraz bekley. Tamam diyor. Devam. Haber gelmiyor yardan devam. Şimdi şu toz toprak girmesin abi. 8 sağa kadar nasıl geliyor lan? Kaçıncı balya bu arada? 1 2 3 4 bir tane de çorba da var. 5 5 tane balya çıkmış daha bir şey çıkmış. Ama 4 tonlukmuş işte, o da var. Sen biraz daha yakın gelsene bana. Kartamızı kapatalım. Pis görüntü yapmasın, hiç gerek yok. Arada bir durak söyle. Önemli değil ya. Yapacak şu işimizi görüyorsun sonra. Var ya buradan feci slash çıkar, hani slashlık mesela de ekleyebiliriz bu arada, o da aklımdan geçmiyor değil. Bakalım silajın tonunu, hiçbir şey değil. Hiç gerek yok. Uğraştırma diyelim. Pancar ne kadarlı? Pancar 200 patates. Aa, patates yapar 2500 çıktı. Hiç gerek yok. Bizim soya fasulyesi ne kadar? 1600. Tam nereden baksanız gençle ortalama bir verim alsak kaç ton şey gelir la buradan, böyle düşünmeye diyelim mi? 8 16 20 ton anca gelir lan buradan. 20 ton şeyinde soya fasulyeninde 20 bin dolar yapar. Oralardan da yaklaşıyor. O zaman aynı hesaba geliyor değil mi? Ben buğday da eksem, hatta bunun bile sap balyası da yanıma kar kalıyor. Pamuk mamuk eksek olabilir, çok kazanırız da. Pamuk da zevkli değil abi ya. Öf, yani ne bileyim. Bir buğday asadı bence daha zevkli yani, pamuk asadını. Sırf keyfine buldum tarlalardan birine bir slice mı deneyebiliriz. Tabi remork yetiştiremeyiz. Ömrümüz yoluna da geçer de. Olmadı bir tane tır kiralarız. 8 defede bir tane silaj makinesi. Cayır cayır cayır, ne silaj ederiz lan bunları. Bir de tır gömülür gerçi. Tırı çekerdi bir tane sattığım.
Buradaki arabalar yansın. Dediğim gibi 3,5 turdayım. Gittik, geldik. Şimdi ama 4 lan. Buradan gideceğiz ama sıra olarak 3,5. Bir de şu balyayı yapayım mı? Bir bakalım nasıl oluyormuş balya. Ay senin iş çıkar. Bu da benim traktörümü, tamam mı? Direksiyon ayarını oynamayı sevmiyorum. Go mu yani illa dayı? Bunu mu istiyorsunuz? Şuradan şöyle gider biz. Şu balyaları da şöyle kenara doğru itelim şimdilik. Bir dahaki bölüm anca toplarız değil mi? Bu bölüm her yerin balyalama işlemini bitirecek ya atacağını da o için ne diyeyim. Bir de bir balya yapalım lan. Doldurma seçimi yapacağım o kadar. Şimdi valiye çıkınca bu traktörün adı nasıl çağ arkadan geldi? Nereden nereye, nereden nereye? Sıkıntı yok. Tesir olduğu için fazla şey çıkmıyor, saman çıkmıyor zaten. Başa var bu balyonun. Düşmez bile belki bu balyonun. Ama güzel hızlı gidiyor. 16 km hızlı da gidiyor. Biz 15 km ile toparlıyoruz. Bu da 15 gidiyor. Bizler arada duraklıyor. Demek ki bizi bekliyormuş orada. Vay be. Neyi tarlaymış lan? Git git. Ben... Açacaksın şu traktörün içinde oturacaksın abi zaten koltuk falan vardır bunda. Açacaksın müziği, açacaksın klimayı, açacaksın koltuk soğutmayı. Of. Şöyle güzel bir enerji cimder Red Bull'da koyacağız şuraya bardaklığına. Şuraya da şey telefon tutamacı açacaksın YouTube'dan canlı yayını diyeceksin ki kardeşim tam da dediğim oluyor da tarlanın da tam başına gelmiş bu. Hadi gidelim. Ulan şunu yığın atıp onlar şimdi. Ağzına sıçmasın balyaları. İyi o da kaptırdı geliyor. Burada biraz daha şöyle şeye yakın döneceğim çünkü arkası uzun şeye takılmışsın ya. Kolay ağır ya lan sen tabi. Nasıl yolu buldu muydu yırttırıyor baya sese bak nasıl geliyor ta ses.
Herif yiyor valla hayvanlar gibi bak ya. Hadi bakayım koçum. Ben iş başına. Bunu işçi yapıyor mu peki, bir dakika. Ben işçi de. Bu işçi tam düzgün yapamıyor dayı. Düzgün yapamıyor derken bir düzgün biş badem istiyor ama düzgün toplayamıyor. Yoksa yapamayacağı bir şey değil. Ağaçların camı çerçeviyle aç şunu, oh hava esiyor. Şöyle sen gire boy bakayım, şuradan birine bir şey yazacağım, yazabilir miyim acaba? Şuradan kayıt programına yine bakıyorum şeye, traktörü. Tamam da işimi hallettim yani. Burada kaç sıra varmış? 2, 4, 6. Bu sıra 8. Demek ki bu tarla diğer tarladan daha geniş dayı. Orada 7 sıra vardı. Hatta 7. sırada şeydi. Çok az bir kısım yani. Biçer böyle tam bütün bir tablo şey götürmedi. Yarım tablo götürdü. Bunu da orta öyle mi? Şurası değil. Neyse. Velhasılam burası oradan büyük dayı. Kopardılar bak seni benden, aracığım olsun bu ecelden. Yine kalbim merak ediyorum yiğitim senden. Allah'ım ya, ya şu adama bir baksana dayı ya. Demek ki biz önce tarla sahibi uyuz biriymiş. Bak yol vermemiş. Adam gitmiş. Nasıl yapmış yolu, gördün mü? Allah Allah. Allah Allah. Bu da ne diyor lan? Canlı. Evet, git gel demiş. Zehir oluyor geceler, inan uyuyamıyorum. Sabahlar ışık saçmıyor. Lan bunun aynalarında da cam film var herhalde. Şuna baksanıza nasıl zifiri karanlık gösteriyor aynalar. Arkadan 8'e iyi basıyor dayı. Hemen çakaldır ya, gördü diye kurt nesli tükenmez demiş. Pamuk.
Şimdi bir defa daha gideceğiz, geldik bu arazide, tamam ondan sonra. En son şu ilerideki arazimiz kalıyor. O arazide de yapabiliriz, yapalım. Tam bir saatlik bir bölüm olsun. 10 dakika ileri. Bakalım 10 dakikada ne kadar yapabiliriz. Şimdi bir saati geçirmek istemiyorum dayı. Çünkü YouTube'da izin almam gerekiyor. Bir saat için. Hani bir saatten fazlası için. 2 saat için izin alıyorum. Yani şöyle şimdi. Bir saati geçirdiğin zaman YouTube onaylama istiyor ya, çok saçma bir şekilde. Yani dosya boyutu büyük bilmem ne diye açık ya. Boş ver, boş ver. Bir saat olacak bunu. Slide'ları attınız mı lan? Doğru söyle. Ha bak şimdi sayı söyleyeceğim, tamam mı? O sayıyı yorumlara yazana ne yapıyoruz? Yorumunu beğeniyoruz. Cevap veriyoruz. Ve Discord'a gelirse Discord'da da VIP rolü veriyoruz. Rastgele bir sayı söyledim şimdi 1 ile 10 arasında. Yani buraya kadar bir izlediğini anlayacağım dayı, ben o rakamı, o sayıyı sen yoruma yazdığında. Böylelikle ödül olarak da onlar yapacak. Yani olay bu. Mesela 1 ile 10 arasında gittik ama şu an 15 km ile gidiyor. 15 lan yorumlar, 15 dedim dayı. Bu arada geçen bölümde böyle tam akşam saatler olduğu için çok aşırı sarımtırak çıkmış. Şimdi saat 1 oldu. Bak gayet güzel yani bence. Bu görüntü çok hoşuma gitti benim. Ama geçen bölüm aşırı sarıydı da ortalık. Hani kayda daha çok yansımış bu. Oynarken pek fark edemedim ben de. Yahu bir de yarın pazar. Şu an saat 12 çeyrek geçiyor. Yarın gidip ehliyet sınavı için, yani direksiyon sınavına girmem lazım. Oradan geleceğim işte patates tarlası falan sürecek. O yüzden hani bir an önce bu valiyi bitirmemiz lazım. Daha sonra işte videoyu yüklemeye bırakacağım. Sabaha kadar o yüklenecek. Kapak fotoğrafını falan yapacağım işte. Yani yarın size güzel bir vlog videosu çekebilirsem, eğer yetişebilirsem sınavdan sonra, güzel bir vlog videosu sizi bekliyor. Patatesin ilk suyunu vereceğiz abi. Şans dileyin lan. İnşallah direksiyon dersinden bir kere de geçer. Şimdi şuradan dönüp diğer tarafa bir kaptıracağız. Bu arada bitmiş örnekte. Ve 3 dakika lan. Oha. 7 dakikada bir mümkün değil o tarlayı bitiremez. Dediğim gibi tam 1 saat göre ayarlayalım. Olmadı zaten. Hızlı yapılan bir işlem. Bir dahaki bölümün başında kalan yerin balyasını yaparız. Sonra da hemen toparlamaya geçeriz. Toplamayı da makineyle yapardı büyük ihtimalle. Çünkü hani traktör önüne takılan kepçeyle falan öyle tek tek almaya kalırsak burada 3 bölüm çekerdi dayı. Nereden baksan şu an bakın şöyle sayalım gidelim. 1 2 ileride var 3. Orada var 4. Şimdi bir tane buraya bırakacak. Bırakmak üzere hatta. Onunla 5. Hatta şu ileride belirdi bir tane 6. Ama 4 ton mu şu an o balyalar, 8 ton mu, o da önemli. Ya fark var şurada lan, şöyle gidelim bakalım şurada. Aynen 8 ton 250 litre değil. Kaçtı la bizimki? 3 4 5 5'ti değil mi? Aa şunun 16 olmuştu. Eğer bu tarladan 10 tane çıkarsa 80 ton şey çıkmış olur dayı. Kapsaman balyası yani. 6 idi o. Şu 7, 8, 9. Bir tane daha çıkartır şimdi. 10 tane de buradan çıktı desen
80. Diğer tarladan da 10 ton çıkıyorsan 180 ton zamanımız var orada şu an. Diğer tarlayı saymıyorum bile. Oradan 100 ton gelir çünkü orada buranın ikisinden de büyük. Ve yağış gösteriyor dayı. Bir dahaki bölümde acil balyaları toplamamız lazım, ıslatmanın. Oğlum 5, 55 dakika oldu. Biz hala bu tarlayı bitiremedik. Burada biraz hafif kalmış. O yüzden tam şöyle ucundan yapsam onu da alabilir miyiz? Bu ara aldığı kadarını alır onun, alır onun da diyeceğim almıyor. Daha da fazla çıkamam çünkü bu sefer şu sıraları almaz. Kalsın o da kuşun kurdun hakkı da yine değil ya. Kuş kurt ne yiyecek? Ağaç mı dursun ayağında? Hemen gidelim abi diğer tarlamda da. Üç dakikamız var ya. Ne kadar yaparsak o kadar kar bizim için. Dediğim gibi yarın program yol. Yani uzun tutamayacağım videoyu. Dedim diyor işte YouTube meselesi de var. Bir saatten fazla olduğu zaman. Uğraştırıyor yani. Oluyor da uğraştırıyor. O uğraştığı zaman alıyor. Ben de tam en kıymetli için zamanım olduğu için tam bir saatte videoyu bitirme sorunu. Neyse siz de anlayın yani. Sen her gün video olayına başladık. Her gün çatır çatır videomuz geliyor. Ekstra olarak da günde 2 adet short videosu geliyor. Sabah 10 gibi bir de akşam 6.30-7 civarlarında her gün short videoları da geliyor. Zaten her gün saat 4'te videomuz da geliyor. Yani sabah 10-11 civarlarında bir tane short videosu sizi karşılıyor. Sonra akşam saat 16.00'da Farming'in yeni bölümü geliyor. Daha sonrasında ise şuradan inelim. Daha sonrasında ise 18.00'da yani saat 6 veya 7 civarlarında tekrar bir short videosu geliyor. Ve gerçek hayattan geliyor işte ya da ne bileyim oyun da gelen bir arada. Saatlerde saat zaten 12.30 oldu son. Hani kapak fotoğrafı yüklemesi 30 sürerken saat 1 olup bir de yatsam saat 8'de kalkamam, 9'da kalkarım. Yapıştırsam ben 15 dakikada var bunun arkasına verim. Tamam ya halledersin. Ve gençler 59 30 oldu yani son 30 saniyemiz. Böyle ufaktan video kapanışımızı da yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere gençler. Yani videodan çıkmadan da eğer video hoşunuza gittiyse bir like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ay şurada böyle durdum. Stop ediyorum. Bir dahaki bölümde buradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ve 58 59 Allah'a emanet.